Trabzonspor burada... Hı -hı. F grubunda Lazio var. Hı -hı. H grubunda mücadele edecek temsilcimiz. Kızıl Hı -hı. Yıldız, Monaco, Frank Varoş, evet. Trabzonspor'un rakipleri oldu. Sen zaten Şimdi, Kızıl, kızıl Yıldız demiştin değil mi? İlk torbadan. Güzel olur kızıl demiştik Yıldız evet. Kerenç Varoş'u da söylemiştik Trabzonspor söylemiştik. için. Makul ve mantıklı bizim adımıza. Burada Monaco tabii ki yani ikinci torbadan gelip birinci torba ayarında bir takım. Monaco burada... Kağıt üstünde liderliğin hı hı. takımı olur. Bu gruptaki dezavantaj Belgrad deplasmanıdır. Belgrad deplasmanı çok zorlu geçer. Hı hı. Seyirci baskısı, ortam, ambiyans. Sırp taraftarlar işi başka bir sertliğe doğru çekerler. Zaten hı hı. o potansiyel de var. Onun dışında ben kağıt üstünde bir sorun görmüyorum. İlk etapta baktığımızda Monaco 1 Kızıl Yıldız ve Trabzonspor ikincilik için yarışır gibi görüyorum. Ee, burada çok dikkatli, tamamen teknik ve planlama hı hı. dahilinde gidilmesi gereken ve mutlaka gruptan çıkılması gereken bir durumdayız. Trabzonspor geçen seneki performansıyla ligi sürüklese ettiği dönemi hatırladığımız zaman bu grupta neden olmasın değil yani mi bu gru, neden olmasından fazlası evet, olur. Daha fazlası. Ama şunu göz ardı etmek istemiyorum. Hep neden olmasın, hep uçarız, kaçarız derken bu durumlara düştük. E artık her takım bizi yenebiliyor, hı hı. turları ya geçebiliyor. O Oyunlara biraz oturacağız. Eskisi Oturmanız gibi yaklaşımlarla lazım. çok fazla yok, değil mi aslında? Yani haklısın. E, yani kesinlikle geçeriz, tura alırız, işte bu maçta hı hı. uçarız, kaçarız düşüncesinden hı hı. ziyade biraz daha temkinli yaklaşım, doğru planlamayla. umarız temsilcilerimiz evet e, şu iç, içimizden de geçen arzu ettiğimiz rakiplerle eşleştiler. Bundan sonrası için de başarılar dileyelim. Şöyle diğer grupları da istersen bir değerlendirelim. Yavaş yavaş altyazı olarak da arkadaşlarımız geçiyorlar. E, gruplar belli olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde. A grubunda Arsenal var, PSV, Bodo ve Zürich. B grubu Dinamo Kiev, Ren, temsilcimiz Fenerbahçe, Ayka, Larnaka ile eşleşti sevgili izleyenler. C grubu nasıl oluşmuş? Roma, Ludogorets, Real Betis ve Helsinki. D grubu Braga, Malmö, Union Berlin ve Union Saint oluşmuş. E grubunda Manchester United var, Real Sociedad var, Şerif var ve Omonia var. F grubu geldi ekranlarımıza. Lazio, Feyenoord, Mitilent ve Sturm Graz mücadele edecek. G grubunda da Olympiakos var, Karabağ var, Freiburg ve Nantes. E grubunda da Kızıl Yıldız, Monaco, Frank Baroş ve temsilcimiz Trabzonspor. Yer alıyor olacak diğer gruplar için yorumlarına. Şöyle hani hep Şimdi... ölüm grubu diye tabir edilen gruplar çıkar <laughs> evet. ya bu tarz eşleşmelerde. B grubu gerçekten çok zorlu Bakalım. gözüküyor. Aynı şekilde A grubu da öyle. İlk dediğimiz gibi Arsenal, PSV, Bodo. E, Bodo da öyle yaban atılacak bir takım değil. O grup çok zor. E, C grubu Roma'yı zaten ayıralım. Diğer üç takımın arasında bir yarış olacaktır. D grubu Braga, Malmö, Union Berlin ve Union. Bunlar çok eşit dağılımlı. Çok eşit dağılımlı. Ne olacağını çok da öngöremezsiniz evet, değil mi bu tarz Aynen öyle e, e, ekiplerde? E'ye baktığımızda Manchester zaten bir adım önde. F'de Lazio var, Feyenoord var. Evet. Midland, Sturmgras. Kim orası, ön plana çıkar? Yani orası çok da zor, bir... Karışık. Çok karışık. Evet. Olympiakos, <laughs> Karabağ, Freiburg ve Nant var mesela e, G grubunda. Oralar da eşit. Şimdi H grubunda yani Kızılıldız bu arada geçen sene Sırbistan şampiyonu. Hani öyle birinci torbadan makul. Ama öyle e, Trabzonspor'da hani kapılarını açacak gelin bizi yenince yenin diyecek bir takım değil. İçeride dışarıda çok dikkatli bir e, oynanması gereken karşılaşma. Şu anda liglerine bakıyorum 5'te 5 ile başlamışlar. E, 15 puanla devam ediyorlar. E, bunun dışında da biraz önce de altın çizdiğimiz gibi öyle zor bir deplasman olacaktır ki e, ona göre de şekillenir. Bu arada fikstürler daha sonra belli olacak. Ne zaman oynanacak diye düşünebilirsiniz. E, takımlar birbirleriyle önce bir masada buluşuyorlar. Eğer anlaşabilirlerse ona göre fikstürler belirleniyor. Hı hı. E, hani böyle ertesi güne falan da sarkabiliyor bazı gruplarda. Çünkü burada yayın işi de devreye girecek. Yayın saatleri de UEFA tarafından belirlenecek. Ona göre bir durum söz konusu. Ben... UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu. Konferans Ligi'nde de kura çekimi yine hı hı. bugün evet. saatler 15.30'u gösterdiğinde yapılacak sevgili izleyenler. Yine biz A spor ekranlarında ambian o heyecanı sizlere yaşatacağız. Araya girmiştim affedersin Bir Yok. hatırlatma yapmak hmm. istedim ama devam hmm. edebiliriz analizlerimize. Şimdi Dinamo e, evet. Kiev'le karşılaşmasında Hı -hı. Jesus yönetiminde e, biraz gerilere giderim. Evet üzerinden Hı -hı. çok fazla zaman geçti. Konuşuldu. Herkes analiz yaptı ama bir kez daha e, şunu baktığımızda rakip zaten Jesus'ta istiyordu istediği de Hı -hı. oldu. Neler değişecektir? O maç sonunda hani turu aldığında Rusescu'nun açıklamasını hatırlıyor musun? Biz fizik gücümüzle kazandık gibi bir ifadesi vardı sanki, evet. değil mi? Haklısın. Böyle biz bekledik dedi onların düşmesini ve planımızı da o anda uyguladık dedi. Turu da aldık dedi ama bu sefer bir şeyler değişecektir mutlaka Fenerbahçe cephesinde. Muhakkak çünkü o günkü Fenerbahçe daha yeni kurulan, oyuncular gidiyor, oyuncular geliyor. Flamengo'dan yepyeni isimler gelmiş. Cezus da takımla yeni ekibini tam oluşturamamış öyle bir dönemde karşı karşımıza çıktı diyelim e, bunun bir dönüşü olacaktı çok da güzel çok da keyifli bu sefer daha da iyi bildiğimiz bir takıma karşı oynayacak Fenerbahçe Dinamo Kiev'i e, Fenerbahçe'nin bu sefer grup maçları olacağını da düşünerek yenmesi e, iki maçta da yenmesi ben çok mümkün değilmiş gibi görmüyorum Cezus da biraz bu sefer dersine çok daha iyi çalışacaktır İlk o Kaçırdığı fırsatı bu sefer alır çünkü onun kalibresindeki hoca böyle maçları bekler, plan yapar. Şimdi ki hatıra o Elendikten sonra hı. hani gazete sayfalarında böyle manşetlerde hı hı. madde madde hatalar yazılmıştı Tabii. hatırlıyor musun? Resul e, ile alakalı hı hı. olarak tercihlerle oyun hamleleriyle alakalı hı hı. olarak birçok aslında orada eleştiriler vardı. Mutlaka onlardan ders çıkartacaktır. Zaten Kurt bir hoca istiyordu bu sefer bazı şeyler sanki daha farklı olacak gibi. E, ...gözüküyor. gruplarda da e, belli olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde. tekrar tekrar ekranlarımıza da e, getirebiliriz. Konferans liginde de e, heyecan yaşanacak bu arada 15.30'da. Oradaki beklentinle biraz ufak ufak oraya da mı baksak acaba? Bakalım. Orada da hemen grupları şöyle önümüze aldığımız zaman... E, ...Başakşehir'in e, birinci torbada olması e, gerçekten çok etkili. Yani... E, bayağı bir takımı geçeceğiz. Yani orada birinci torbada Villarreal çok serttir. E AZ Alkmaar var, Partizan var, West Ham var ki İngiliz takımı. Evet. E, hiç istemeyiz. E, en azından Başakşehir açısından onlarla eşleşmeyecek olması avantaj. E göreceli olarak Konferans Ligi e, daha zayıf. İkinci hı hı. torbaya baktığımızda orada Fiorentina ve Köln dikkat çeken takımlar. E, bunun dışında Molde zaten Kuzey ekiplerinden biri ama çok e, hani Başakşehir'e zorluk çıkaracak bir takım değil. Üçüncü torbada Nice, Anderlet, Zalgiris var. E, Zalgiris var. Fenerbahçe elenen Avusturya Viyen var. Vaduz e, var maalesef kaybettiğimiz, elendiğimiz. Evet. E, onun dışında dördüncü torba zaten e, Ermenistan'dan Puyunik, Duyurgardım var. Riga Svec var. Takımı. Evet hı hı. Riga var. Yani dördüncü torba artık hani eskinin Inter, Toto kupası takımları gibi bir duruma geldi. Hı hı. Ben konferans liginde e, bu sene Avrupa liginden Gelecek bir takımın şampiyonluğa yürüyebileceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Villarreal ve e, AZ Alkmaar, West Ham dışında burada çok çok etkili, çok kadro kalitesi olarak önemli bir takım göremiyorum. Hı hı. Bu bizim için avantaj. E, burada temsilcilerimiz nereye kadar gidebilir? Şimdi Başakşehir mesela ilk torbada hı hı. olması evet. büyük bir avantajları kendisi hı hı. açısından Villarreal var, Bazer var, Slavia Prag, AZ, Gent, Partizan ve West Ham hı hı. grubundaki ekipler. Antwerp'i ilk maçta elinden kaçırmıştı ama yine de oyunu hani grupları getirir hı hı. diye yorumlamıştık hatırlarsan. Evet. E, ve rövanşta da gerçekten fırtına gibi esdiler. Başakşehir iyi gidiyor. Tabii çıkacak e, rakiplerden sonra daha da net konuşuruz ama nereye kadar gidebilir? Okul var da çok iddialılar. E, çok iddialılar. Bize ortaya sundukları futbol da dün gerçekten etkileyiciydi Etkileyim. deplasmanda. Beraberliğin Robinson'da bu işi başarmak, evet gerçekten harika bir iş. Başakşehir, yani ben artık gruptan çıkmama gibi bir şey düşünmüyorum onlar adına. Hı hı. Yani bundan sonra tabii ki ayaklarımızı yere basarak devam etmemiz gerekiyor ama gruptan birinci çıkmaktan başka bir şansları olduğunu düşünmüyorum. Tabii burada ikinci torbadan Fiorentina gelir, Köln gelir, çok tabii. güçlü ekipler. O zaman başka bir planlama yapılır. Ama onun dışında kalan takımları ben. 2 e, ve 3 dördüncü torbadan e, Başakşehir'den çok uzak Başakşehir'in avantajı zaten şu anda hala zırhaki torbasında e, toplanmış olması evet. zorlu rakiplerinin hı hı. Fiorentina ve Köln'de gelmezse gerçekten ilerileri kadar gidebilir zorlayabilir gibi gözüküyor e, Sivas Spor'da ile oynadı biliyorsun iş geçiremedi ve onlar da konferans liginden yoluna devam edecekler şöyle onlar açısından da gidişatı değerlendirelim sonrasında yine Avrupa Ligi'ne geri hı hı. döneriz şimdi konferans liginde Sivas'ın durumu zor çünkü biraz da kura şansları yanında olacak. E bize vaat edilen ortaya konan futbol çok içler acısı bir durumda. Maalesef Sivas için gerçekten üzüntü duyduk. Malmö'yü ben yenebileceklerini düşünüyordum ama yani böyle üst sıralara her sezon oynamaya Alıştıran bir Sivas, e, sanki geriliyor kadro kalitesi açısından da bir. Bahmedi ama orada çok etkiledi miydi? Ya Gerçekten. Etkiliydi. Skora, Kesinlikle etkiliydi yönelik. ama Hı -hı. yapacak da bir şey yok. Bizim artık rakiplerimiz bunlar ve yenmemiz gerekiyor. Evet, doğru yani hep dört büyüklerle bu işler gitmiyor. Diğer takımları mesela Konyaspor'a ben Hı -hı. çok üzüldüm. Onların da bir, biraz katkı ve e, sırtlaması lazım işi. Başakşehir burada o yüzden de büyük katkı sağlıyor Türk futboluna. Bu da unutulmasın. Hı -hı. Düzenli olarak Avrupa'da yola devam etmek önemli. Sivas'ın işini zor buluyorum. Biraz e, Sivas'a kura şansı lazım. Gruptan İnşallah. çıkar mı? Gerçekten e, hani hı hı. kestirmek biraz zor. Biraz rakiplerle de alakalı olarak Ayakalı. bu yorumlanacaktır. Konferans Ligi'nde de kural çekilmeleri e, 15-30'da başlayacak. Temsilcilerimize şimdiden başarılar dileyelim ve kural şansları da yarın yanında Kesinlikle. yanlarında olsun diyelim daha doğrusu. Şimdi Avrupa Ligi'ne geri dönersek biz temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakiplerini konuşmayı biraz daha sürdürelim istiyoruz. B grubunda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, e, e, daha doğrusu Rennes ve AEK Larnaka rakiplerimiz oldu. O kadar fazla takım konuşuyoruz ki artık değil mi? Çok. Transfer dönemindeyiz bir de bir yandan. Oyuncu karışabiliyor. takım artık. Aynen öyle. E, başarılar dileyelim elbette. Jesus'un şöyle son performansına da baktım son 7 resmi karşılaşmasıydı. Hı hı. E, 23 gol bırakmış ve maç başı 3.28'likte bir ortalama tutturmuş. Gerçekten iyi gidiyor. Peki. Bir bağlantımız daha olacak şimdi. Gerçekleştirelim sevgili izleyenler. Yine temsilcilerimizin rakipleri de belli oldu. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Ben i̇yi, ben de, i̇yi yayınlar diliyorum. Siz Çok teşekkürler. Selamlar. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin sizlere de. Sizden de şöyle ilk yorumlarınızı almak isterim. Önce Fenerbahçe'yi konuşalım isterseniz. Dinamo Kiev'le oynayacak REN ve Ayakaylarına kadar rakibi Hamdi Aslan siz nasıl yorumladınız? Diğer rakipler arasından nispeten baktığımızda şunu böyle arzu ettiğimiz rakiplerle karşılaşacak. Nereye kadar gidebilir? Buyurun. Biz tabii ki bu tip kurallarda kendimizden çok rakipleri eleştirip... ...rakiplerin oyun yapılarına daha çok ilgileniyoruz bu anlamda. Yani tabii ki bu en azından senin nerede olabileceğini bir göstergesi de olabilir. Tabii ki ufak detaylarla. Mesela yani bana göre bakıldığı zaman... Aslında istediği bir grup yani e, isteyebileceği bir grup gerçekten Fenerbahçe takımı için e, bence e, bu grubun e, lideri olabilecek e, bir görüntüsü var. Tabii ki e, bu tip maçlar bunlar birer mini turnavadır. Tabii ki bu turnava içerisinde e, lig performansları, oyuncunun sağlık durumları, sakatlık olmadığı süre içerisinde e, bence çok etkilenecek olan küçük turnuvalardır. Bakıldığı zaman ben Fenerbahçe için keyifli bir grup olacağını düşünüyorum. Tabii ki Dinamo'daki kievi iyi tanıyorlar. Ren geçen seneki performansını eğer bu senede yakalarsa bir zorluk çıkarır. Ama yani Fenerbahçe'nin performans olarak takım kadrosu olarak hem bireysel hem takım oyunu adına her geçen gün daha da farklılaşabiliyor Fenerbahçe. Bu anlamda Fenerbahçe için kolay demiyorum ama istediği bir seçim grubu olduğunu ben düşünüyorum. Anlı Aslan Trabzonspor'un da isterseniz rakiplerini biraz konuşalım. Şöyle sizden onlarla ilgili de ben biraz analiz rica edeceğim. Kızıl Yıldız, Monaco ve Frank Varoş'la H grubunda eşleşti Trabzonspor. Yani tabii biraz dengeli grup geldi bana Ciden hı hı. bilmiyorum. Yani e, tabii ki Kızıl Yıldız sonuçta Sırbistan'ın e, önemli bir kulübü. Her zaman tabii ki orada lig e, takım performanslarına bakıldığı zaman da... E, ...farklılık yaratabilecek e, bir, bir kulüp. Bir denge açısından da e, çok farklı bir kulüp. Yani o yüzden e, Kızıl Yıldız'ın oyun yapısı bazı farklılıkları olabiliyor. Monaco geçen seneki performansı çok öndeydi. Aynı performansta kalırlarsa tabii ki onlar da... E, ...biz zor rakip. Ferenc e, dengeli bir takım... E, her zaman e, milli takımın özellikle e, Macar futboluna bakıldığı zaman milli takım performansları çok farklıydı. E, güçlü bir oyun yapıları var. Çok fazla oyun içerisinde dağılan bir ekip değil. Üçüne de bakıldığı zaman. Ben belki grupların en dengelisi olduğunu düşünüyorum. Hangi maçı kim kazanacağını bulmak gerçekten çok zor. Dediğim gibi o haftalardaki lig performansları da takım kadrolarının sakatlık problemleri olmadığı dönem yer yakalarlarsa bence oyunlar çok daha keyifli olacaktır. Hasan çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.